Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün ailelerin çocuklarını akademik olarak okuldaki başarılarını desteklemek üzere okul dışında neler yapabilirler ebeveynler olarak bunlardan bahsedeceğiz. Çok güzel. Konuğumuz Profesör Doktor Nüket Çıkrıkçı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Evet. Ee, Ankara'da doğdum. Yaşamın büyük bir bölümü, eğitim hayatım Ankara'da geçti. Ee, Ankara Üniversitesi'nden e, emekli olduktan sonra İstanbul'da bir vakıf üniversitesinden aldığım teklifle buraya geldim. Burada öğretim üyesi ve bir araştırma merkezi yöneticiliğini yapıyorum. Öğretmenlerle, velilerle pek çok eğitim semineri de sürdürüyoruz bu akademik çalışmalarımızın yanı sıra. Harika. Çok tebrikler. Başarılarınızın Hı -hı. devamını dileriz hocam. Hı -hı. E, aileler çocuklarının akademik becerilerini desteklemek için neler yapabilirler? Evet biliyorsunuz artık eğitim öğretim yılı başladı. Evet. Anneler, babalar, çocuklar çok heyecanlı. E, tabii her anne baba çocuğunun akademik e, yılları içerisinde başarılı olmasını istiyor. E, iyi bir bu okul başarısıyla diğer akademik kademelere geçmesini istiyor. E, okulda zaten e, öğretmenler, e, okul yöneticileri kendilerine düşen sorumlulukları yerine getiriyorlar. Ailelerin de bu süreçte önemli sorumlulukları var kuşkusuz ama onlar okul dışında çocuklarını nasıl destekleyebilirler buna odaklanacağız bu konuşmamızda. Ee, aslında e, okul dışında aileler çocuklarına öncelikle evde e, bir takım e, uygun ortamlar sağlamalılar. Yani burada akademik beceriler derken şu, açıklamak da isterim akademik beceriler daha çok çocuğun okul başarısını destekleyen okuduğunu anlama yazma becerisi, dinlediğini anlama gibi özellikle dil becerilerini öne çıkaran becerilerden söz ediyoruz. Onun dışında matematik okur-yazarlığı, fen okur-yazarlığı yaz, gibi becerilerde akademik beceriler içerisinde sayılıyor. Ama bugün ben size daha çok dil becerilerini e, destekleyici çalışmaları, aileler Nerede nasıl yapabilirler onlardan evet. söz edeceğim. Dil becerileri nedir acaba ve nasıl geliştirilebilir? Evet, biliyorsunuz önce biz doğar doğmaz ana dilimizi nasıl öğreniyoruz? Dinleyerek öğreniyoruz. Evet. Dil becerileri temelde ana dilimizdeki yetkinliklerimizdir. Nedir? Okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerileridir. Dolayısıyla aileler e, okul çağı başladıktan sonra özellikle çocuklarının okuduğunu anlama becerilerini desteklemek için çeşitli ortamlar hazırlamalı çocuklarına ve bunları destekleyici etkinliklerin içine sokmalıdır çocuklarına. Örnek verebilir misiniz? Ne yapabilirler? Tabii. Şimdi tabii çocuğun ö, okulda başarısı için okuduğunu anlama, yazma, dinleme becerileri çok önemli. Her şeyden önce çocuğun evinde kendine ait huzurlu bir çalışma ortamı olması lazım. Araştırmalar şunu gösteriyor: Eğer çocuğa e, huzurlu, sakin bir çalışma ortamı sağlarsak, kendine ait bir masası, internete bağlı bir bilgisayarı olursa, çocuklar bu olanaklara sahip olmayan çocuklara göre daha avantajlı oluyorlar. Okul başarısı bakımından. Evet. Onun dışında e, evdeki kitap sayısı çok önemli. Yani evdeki kişisel kitaplığımızı zenginleştirmeliyiz. Neleri kastediyoruz bu kitaplıktaki kitaplardan? Müzik kitapları evet. mesela. Tes kitapları değil, tabi. Okul kitapları değil. Onlar tabii ki olacak. Evet. Onların dışında. Onların dışında işte öyküler, romanlar, ansiklopediler çeşitli ana dil ve yabancı dil söz, sözlükleri bunlar evde olması gereken hem referans kitabı olacak evet onun dışında tabi dili geliştirecek evet. romanlar söylediğiniz evet. gibi dünya klasikleri Türkiye'deki Kışkırsız. klasikler mesela Tabii. Tabii internete e, dayalı teknolojiler de var kuşkusuz. Elektronik ortamlarda eriştiğimiz sözlükler de var ama yine de evde basılı olarak bunların bulunması, çocuğun her an gözünün önünde olması bu tür kaynakların onun e, akademik becerilerini e, destekleyecek unsurlardan biri olarak ortaya çıkıyor. Çok güzel. Peki siz... E, bu akademik kariyerinize nasıl karar verdiniz? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Nasıl yöneldiniz bu konuya? <laughs> ee, ben çocukluğumdan beri kitaplarla arası iyi olan bir kişiydim. Ee, rahmetli babamın da bu konuda çok desteğini gördüm. Çok, olsun. çok zengin bir kitaplığımız vardı evimizde. Hatta Size rol model oldu. Kesinlikle işte birkaç tane ansiklopedi vardı evde. Apartmandaki çocuklar ödev yapmaya gelirdi. Dolayısıyla okumayı seven bir çocuktum. Üniversite yıllarında öğrencilik yıllarında akademisyen olmaya karar verdim. Akademisyen olmak bir anlamda e, hem öğretmen hem öğrenci olma hali. Bu evet. sonsuz, e hayat boyu. Evet, yaşam boyu süren bir şey. Evet. Galiba ben e, en çok öğrenci olmayı seviyorum. E, öğrenci olmayı sevdiğim için de paylaşmayı seviyorum. Öğretmen olmayı seviyorum. Dolayısıyla böyle bir e, süreçten geçerek bu noktalara geldim. Ne güzel. Peki sizce başarı nedir hocam? Güzel soru. <laughs> Bence başarı siz varsınız diye bir ortamda, bir yerde insanların mutlu olmasıdır. Neyse. Yani sizin onlara, yaşamlarına kattığınız olumlu farklılıklardır, pozitif farklılıklardır. Bunu yapabildiğiniz her yerde ne iş yapıyorsanız yapın başarılısınızdır benim ne güzel. kanımca. Güzel iz bırakmak değil mi? Tabii ki. Sizden olumlu bahsedilmesi, işinizi iyi yapmanız. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok kesinlikle. önemli gerçekten. Farklı hedefleriniz var mı hocam? Yapmayı planladığınız projeleriniz var mı? Ee, yani projeler hiç bitmiyor kuşkusuz. Öğretmenlere yönelik biraz daha sıra dışı eğiticilerin eğitimi seminerleri yapmak istiyorum önümüzdeki dönemlerde. Biraz daha nasıl diyelim Sanatın da eğitimin de bilimin de iç içe olduğu seminerler e, sıkıcı güzel. olmayan ne güzel, keyifli. E, keyifli geçecek ne seminerler güzel. yapmayı planlıyorum. Sanat çok önemli hayatımızda olmalı değil mi? Evet. evet Her zaman kesinlikle. çünkü bizi besliyor, e, bize bir şeyler öğretiyor, ilham veriyor. Hı hı. E, Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Kesinlikle. Hem bizim kültürümüzü yansıtıyor. Asıtıyor değil mi? Bizi tabii besliyor. Ki, tabii ki. Son derece önemli. Buna da vakit ayıralım. Kesinlikle. Siz bunu söyleyince aklıma bir şey daha geldi. Demin tabii. bu çocukların Hı -hı. akademik becerilerini desteklemek için neler yaparız derken. Evet. Aileler bildiğiniz gibi hafta sonları daha çok AVM'lerde dolaşma Maalesef. eğilimindeler. Tabii o da olmalı, evet, ama o da olmalı. Ama onu değil. Biraz <laughs> sınırlamak lazım. Ee, i̇şte İstanbul gibi hemen her kentimizde sanatla, e, arkeolojiyle o kentin tarihiyle ilgili pek çok müzeler, sergiler evet. açılıyor. İstanbul bu anlamda olağanüstü zengin Kesinlikle. bir kent. Ben ailelere hiç olmazsa ayda bir iki defa müzeleri gezmelerini tavsiye edeceğim. Hangi konuda olursa evet. olsun. Ama gezerken çocuklarının yanına küçük bir defter versinler. Not etsinler. Not etsinler. Sonra evet. gitsinler onun üstüne sohbet etsinler. Bakın böylesi sohbetler çocukların bir yetişkinle konuşma becerisini giderek grup önünde konuşma becerisini çok destekleyecek küçük alıştırmalardır. Çok önemli. Keza yine okulda evde aileler birlikte ...masa sohbetleri yapmalı... ...birazcık onları biz... E, Ma, ...ihmal ediyoruz... Biraz. ...kenti yaşamının koşturmacası içerisinde... ...ama hiç olmaz haftada... ...bir iki akşam birlikte yemek yerken... ...günün e, konularından... ...çocuklara da söz hakkı vererek... ...konuşmak... ...onların konuşmasını teşvik etmek... E, ...güzel cümleler kurmasını... ...desteklemek iyi olacaktır... ...bir de şimdi kış yaklaşıyor... Evet ...uzun kış geceleri olacak... Ee, serbest zamanlarımızda ailede, evde hep televizyon başında olmayalım. Evet. Kutu oyunları var biliyorsunuz. Tabii. Bu Üste, Scrabble gibi evet. kelimelik gibi. Ailece birlikte onları oynamasını öneririm. Ben kendi çok ailemde güzel. çok yaptım. Çok da keyifli oluyor. Yanlarına anlatım da gücünü anlama kabiliyeti sözcük dağarcığını çok geliştiren Tabii. bir etkinlik evet. aslında. Hani oyun evet. içinde öğrenme diyebileceğimiz evet. bir durum. O, o tür etkinlikleri de ihmal etmesinler. Kesinlikle. Ve tabii açık havada bol bol doğada bulunma. Ama doğada gezerken doğayı da inceleme. Evet. Ağaçları tanıma. Belki Ve zarar vermeme, değil mi? Ateşe falan hiç yaklaşmadan, ateş yakmadan. Yani o doğadaki döngüyü birlikte evet. konuşma. işte sevmek. sonbahar gibi. Yani doğayı sevmek gibi gibi, gibi. Bunu aşılamak. Evet. Son derece önemli. Evet. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programımızın sonuna geldik. Evet. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız veya farklı bir tavsiyeniz var mı? Ee, ben şunu tavsiye edeceğim ailelere. Çocukları ileride ya da yakın zamanda önemli sınavlara girecekler kuşkusuz. Evet. Onlarla ilgili büyük çabaları, etkinlikleri var ama biraz önce bahsettiğimiz etkinlikler, onlar da yapılırsa inanın onları çok destekleyecek. Kesinlikle. Çünkü çocuk gelişimsel olarak hızlı bir dönemde sadece beden sağlığı değil, ruh sağlığı, fiziksel sağlığı bir bütün bunları da, Okul dışında bu tür etkinlikleri de ihmal etmeden tutarlı bir şekilde ailelerin sürdürmesini Destekleyecek yani. Öneririm. Değil mi? Evet. Böyle dingin bir ruhsal yapıya sahip kaygı, olacak. Aynen çocuğun kaygı o sınav kaygılarından evet. uzak tutacak da bir şey olacak. tabii Evet bu. rahatlatacak, Kesinlikle. daha iyi konsantre olacak. Evet. Dolayısıyla evet. böyle bütünsel bir yaklaşım en güzeli. Bugünkü konuğumuz... Profesör Doktor Nüket Çıkrıkçı'ydı. Değerli hocam katılımınız bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim sağ olun. Rica ederiz. Sevgili izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.